Fikret ablam da mıymış şimdi? Fikret aradı merak etmeyin diye. Onu aramış sana geliyorum demiş. Çoktan gitmiştir, oradadır şimdi. Niye ben dururken ona gidiyor ki? Bize gelseydi daha rahat ederdi. Aferin kızım. Ara söyle, sen de çağır. Hepiniz cesaret verin, ondan yana olun. O da beni ezdikçe ezsin. İyice bir temizlemek lazım önce. Yabani otları söküp atmak lazım. Tabii. Belki çiftle çubukla uğraşan birine bunları söylemek ahkam kesmek gibi oluyor ama... Rica ederim. Tarlayla uğraşmak başka, bahçe düzenlemek başka. Kenarlara birer sıra şimşir dikeriz isterseniz. Güzel durur. Mevsimlik çiçekler için ayrı bir tarh yaparız. Gerisi kalıcı çiçekler olur. Seni yoracağız biraz. Ne demek seve seve. Ay yandık biz bunların elinden vallahi. Adam topladı tasını tarağını buraya iltica etti. Kavga mı etmiş karısıyla? Fikret Hanım ser verip sır vermiyor ama belli. Kim bilir neler oldu İstanbul'da, ne kıyametler koptu yine. Vah vah, yazık. Aa, sen onlara acıyacağına bize acı, bize. Bir rahat vermiyorlar görüyorsun. Şu kadın bu eve ayak bastığından beri başımız dertte. Onlar orada birbirlerini yiyorlar, kabak hep benim başıma patlıyor burada. Sana ne yapıyorlar anlamadım ben şimdi. Huzur vermiyorlar, huzur. Çocuğum üzülüyor. Dilini bağlamışlar, sesini çıkaramıyor da. İçine ata ata hasta olacak diye korkuyorum. Fazla kuruyorsun sen. Kendimiz zor sığıyoruz eve. Bir de babası çıktı başımıza. Hele ona oda hazırlamak için yaptığı numarayı bilsen şaşarsın vallahi. Büyütme sende. Adam yıllanacak değil, siniri geçince gider. Kurulmuş masaya ününde çeşit çeşit mezeler. Rakılar, makılar, izzet ikram. En alasında. Daha gider mi kalır başımıza. Kalırsa da kalır ne olacak? Aa, sana da bir haller olmuş bu akşam. Ne müdafaa ediyorsun elin insanlarını? Doğruya doğru Cevriye. Sen kapını kapatıp nasıl yerleştin oğlunun evine? O da kızının yanına gelmiş. Ne var yani? Orası Fikret'in de evi. Kabahat seni ahretlik bilip de dert yananda. Ne kızıyorsun öyle değil mi? Öyle canım öyle. Hadi güle güle. Deniz'cim kardeşlerini çağırdın mı? Çağırdım Fikret abla geliyorlar. Babaanneni de al hadi. Tamam. Yakalayacağım. Ya yavaş olsanıza. Ben buraya oturacağım. Hadi ya oturun çocuklar. Benim yerim orası. Baba ya. Çok ayıp. Ellerini yıkamadı. Yıkadım. Yalancı. Sensin. Kesin hadi. Yalancı. Çocuklar ayıp. Misafir var. Babam misafir değil Tahsin. Tabii değil canım. Öylesine yani lafın gelişi. Ben ekmeği getireyim. Kafi bana bu kadar. Üşüyor musun? Üstüne bir şey getireyim mi? Zahmet olacak. Olur mu hiç? Seni nasıl kullanıyor anladın mı şimdi? Deniz'e oda yapalım diye diye boğazını yırttı, getirdi babasına oturttu. Öyle denk geldi ne yapalım? Ay sus, bana cevap verme. Bugün babası, yarın anası danası. Bütün kardeşleri de sırayla yığılırlar kapıya. Babaannem dediydi dersin. Ne geçimsiz insanlarmış. Hepsi birbiriyle kavgalı, hepsi birbiriyle küs. Ay yiye yiye doyamadılar birbirlerini. Babaanne sus, çocuklar uyanacak. Uyuyun kızım siz, uyuyun. Bahçesini kapan, gelsin otursun tepemize. Koskoca kaymakam bile gidecek yer bulamamış. Ay sığınma evi mi burası canım? Bazı şeyler o kadar dokunuyor ki insanı. En çok emeklerinin başa çıktığını görmek acı tabii.
öyle. Tahsin'e bu son olayın beni ne kadar kırdığını soruyordum. Çok gücendi Fikret kızım. Bu sefer taş taş üstünde kalmadı sanki. Bütün duvarlarım yıkıldı. Darılma ama böyle olacağı çok önceden belliydi baba. Sen hepsine gereğinden fazla hoşgörülü davrandın. Öyle mi diyorsun? Tabii zamanında haberin olmadığı için önleyemedim bazı şeyleri. Olsaydı ne değişecekti ki Fikret? Ali Rıza Bey'in yüzü yumuşak. Kızamıyor çocuklarına işte. Onlar da biliyorlar. Yüklendikçe yükleniyorlar. Siz kaymakamlık yapmış, mevki sahibi adamsınız. İdarecisiniz. Evde de ağırlığınızı koyduğunuz zaman hangisi karşı çıkabilirdi ki? Evlat tabii, insan kıyamıyor ama öyle böyle yüz buldu hepsi. Cevket'i alın şimdi. Onca üzüntü vermiş size. Karşı çıktığınız halde evlenmiş. Bir yığın problem açmış başınıza. Affetmişsiniz. Şimdi kalkmış başka maceraya atılıyor. İşte yine zor durumda bıraktı sizi. Kime güvendi de bıraktı taksiciliği? Size. Kanaat etmedi, gitti müteahhitliğe kalkıştı, ne oldu? Yine dara düştü, yine geldi baba dedi. Siz elin adamını boynunuza yediniz, yine ona yardım ettiniz. Bunun sonu yok ki. Kızları hiç söylemiyorum zaten, sinirim bozuluyor. Yeter Tahsin. Babamı yargılamıyoruz burada. Estağfurullah. Ne haddime? Laf açıldı diye yani. Ben de bir evladı olarak düşüncelerimi söyledim. Özür dilerim. Kırmak istemedim. Rica ederim. Biliyorum. İzninizle ben yatayım artık. İyi geceler. Size de. Kusura bakma ne olur. Fazla kaçırdı galiba. İlk defa böyle şeyler duyuyorum ağzından. Bugün bütün çocuklarım annenin de dediği gibi bir tarafa savrulmuşsa, türlü türlü dert içinde boğuşuyorlarsa, bunun sebebi ben değil miyim? Tahsin bunu kastetmedi. Kimse çocuğuna kıyamaz, onu söylemek istedi. Çocuklarım yanlış yapıyorlarsa eğer, bu benim yanlışımdır. Doğruyu öğretememişim demektir. Lütfen söyleme böyle, üzülüyorum. Hadi sen de yat artık. Çok yoruldum bugün. Ben biraz daha oturayım, yatarım sonra. Ben de masayı toplayayım. Günler geçiyor, bana her şey uzak. Dökülür yeni bir yaprak daha, vururken yüzüme sonbahar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.